Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Biliyorsunuz ki KPSS'ye son 3 gün sizler için sınava uygun 27 tane güzel sorun var. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Ön lisans için çalışmalar devam edecek. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihinden. Ne diyor hocam? Bakalım. 7 ve 10. yüzyıllar arasında Kafkasya, Karadeniz'in kuzey düzlükleri, İtil'den Özü'ye kadar Doğu Avrupa tarihinde kuvvetli teşkilatı, canlı ticari faaliyeti, dini anlayışı ve iktisadi refahı ile kendinden söz ettiren Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Biz buna ne diyorduk? Hazar, barış çağı diyorduk değil mi? Cevabımız aşıkkı. Uygurlar, yerli da geçen ilk Türk devletidir. İskitler, bilinen ilk Türk topluluğudur. Akkonlular ilerleyen zamanlarda Akkonlular hakkında bilgi vereceğim sizlere değerli arkadaşlarım. Şöyle güzel bir bilgi vereyim sizlere. Osmanlı Devleti ile Otluk Beli Savaşı'nı gerçekleştirmişlerdir. Altın Orda Devleti 17. yüzyılın sonlarına doğru yani 17. yüzyılın başlarına doğru etkinliğini kaybedip yıkılacaktı. Böylece Ruslar tarih sahnesine çıkabilecekti. Cevabımız Hazarlar. İkinci sorumuz. Ne diyor? Selim'in hakkında bilgi verdiği devlet aşağıdakilerden hangisi olabilir? Selim, Türkler İslamiyet'i kabul etmelerine rağmen ilk dönemlerinde töre, kurultay, ikili teşkilat gibi anlayışlardan vazgeçmemişler. Bunun yanında ilk medrese ve cami yapımı, şer'i hukukun öğretimi, medrese öğrencilerine burs verilmesi, dini alanda halifeye bağlı kalınması gibi esaslar da benimselmiştir. Ha. Şimdi siz şunu unutmayın. Burs ilk medrese. Türkistan tarihinde ilk medrese nerede açıldı? Semerkant. Semerkant denilince aklımıza Karahanlılar geliyor. Uygurlar İslamiyet öncesi Türk Devleti. Selçuklular en önemli eserleri Nizamiye Medresesidir. Bizden ilk medreseyi istemiş. Göktürkler İslamiyet öncesi Türk Devletleri. Türk Devleti içerisinde yer alır. Devletleri içerisinde yer alır. En önemli eserleri onun kitabeleri. Gazeliler en parlak dönem Gazeli Mahmut dönemi Hindistan'a seferler düzenlemiştir. Cevabımız Karahanlılar. Üçüncü sorumuz şöyle Yukarıda hakkında bilgi verilen Şark'ın en sevgili sultanı, İslam'ın en saf kahramanı gibi unvanlarla anılan İslam komutanı aşağıdakilerden hangisidir? 1174 yılında Nurettin Zengin'in ölümü üzerine Suriye'ye hakim olmuştur. Hıttin Savaşı ile Kudüs'ü ağaçlardan geri almıştır. Mekke ve Medine'ye verdiği dönemden dolayı, önemden dolayı Hadumul Harameyn unvanını kullanmıştır. Bu kişi Selahaddin Eyyubi'dir. Kansu Gavri, Mercidabık Savaşı'nda şehit düşen Memlük hükümdarı. Yavuz Sultan Selim, Memlüklere son veren Osmanlı padişahı. Alaaddin Keykubat, Türkiye Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemi. Tolunoğlu Ahmet, Tolunoğulları Devleti'nin kurucusu. Mısır'da kurulan ilk Türk İslam Devleti'nin kurucusu Tolunoğlu Ahmet. Cevabımız Selahaddin Eyyubi. Devam edelim. Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfı mensupları arasında aşağıdaki görevlerden hangisi gösterilemez? İlmiye neyle uğraşırdı? Din, eğitim ve hukuk. Kadı hukukla uğraşır. Naip vekildir değerli arkadaşlarım. Kazasker asker kadı ve müderris ataması yapar. Müftü dinle ilgilenen kişidir. Muhtesip günümüz zabıtadır. Çarşı ve esnafı denetler değerli arkadaşlarım. Bu kişi kalemiye sınıfına mensuptur. Çünkü kalemiye mali ve yazı işleriyle ilgilenir değil mi? Cevabımız D şıkkı. Diğer sorumuz. Özellikleri verilen Aç Savaşı aşağıdakilerden hangisidir? Balkanlarda Türk egemenliği kalıcı olmuştur. Türkler taarruza Avrupalı devletler savunmaya çekilmiştir. İkinci Murat döneminde yapılan savaştır. Balkanların Türk yurdu olduğunu kesinleştiren savaş tabii ki Miryokefalon Kefalon savaşı değil değil mi? İkinci Kosova. Miryokefalon Kefalon Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiriyor. Bakın. Bakın dikkat edin. Balkan denilince ikinci Kosova, Anadolu denilince Miryokefalon. Kefalon. Nibolu, Yıldırım'ın Haçlı ordusunu bozguna uğrattığı savaş. Varna 2. Murad'ın tekrardan tahta çıkıp Haçlıları bozguna uğrattığı savaş. Sırp Sındığı ilk Osmanlı Haçlı Savaşı. 1. Kosova 1. Murad'ın savaş sahasını gezerken şeyi düştüğü savaş. Savaşı Osmanlı kazanıyor. Cevabımız 2. Kosova. Devam edelim. Osmanlı Devleti'nin askeri birliklerinden olan Akıncıların görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kuşatılan kalelerin surlarının altını kazmak ve dinamit yerleştirmek bu lağımcılardır. Yani surların altını kazanlar. En iyi tünelciler kimlerdir? Sırplardır değil mi? Ordunun geçeceği yolları açmak, köprüleri tamir etmek. Bunu kim yapar? Derbençiler bununla ilgilenir. Yol ve köprülerle derbençiler ilgilenir. Bununla beraber müsellemler de ormanlık yolu açarlar. Düşman ordularına keşif ve bilgi alma amaçlı saldırılar cevabımıza ulaştık. Savaş esnasında saltanat sancaklarını ve padişahın çadırını koruyan silahtardır. Bununla birlikte bayrağı koruyana biz Sağ garip ve sol pardon pardon sağ ulufeci ve sol ulufeci diyoruz. Garipler hazineyi korur, ulufeciler bayrağı korur. Ordunun ihtiyacı olan, ihtiyacı olan mervi ve bombalar humbara ocağına aittir. Cevabımız C şıkkı. Devam edelim. 2. Mehmet döneminde 1460'ta Mora, 1461'de Trabzon'un ele geçirilmesindeki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bunlar ne yapmak istiyorlar? Bizans'ı yeniden diriltmek istiyorlar. O yüzden Fatih Sultan Mehmet Han bunlara son veriyor. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamak için Fatih Sultan Mehmet Karamanoğulları ile savaş yapacak. Fatih Sultan Mehmet Candaroğulları'na son verecek. Bu değil. Bizans'ın siyasi alanında oh, cevabımıza ulaştık. Haç seferlerinin çıkmasını önlemek. Haçlar istese de sefer çıkaramaz. Çünkü Osmanlı dünya gücü. Anadolu sahillerinin güvenliğinizi sağlamakla alakalı bir şey yok. Balkanlarda iskan siyasetini hız vermek Osmanlı kuruluştan itibaren bunu yapacaktı zaten. Cevabımız Bizans'ın tekrar dirilmesini engellemek. Devam edelim. Bakalım belediyeni demiş. 1502 tarihli Bursa Belediye Kanunu'nda yer alan bu madde aşağıdakilerden hangisinin uygulandığını göstermektedir. Mutfak tuzu bol olduğu vakitlerde 4 okkası bir akçeye olup azaldığında 3 okkası ve kışın 2 okkası bir akçeye olacak. Burada ne yapmışlar? Fiyat belirlemişler değil mi? Müsaade devlet adamlarının mallarını ev koyma. Kerime anlamı zorla koyum zaten. İltizam sıcak para akışı. Nar cevabımız. İstimalet Osmanlı'nın Balkanlarda uygulamış olduğu istimalet hoşgörü politikası kulluk. Devlet adamlarını öldürebilme hakkı. Cevabımız nar sistemi olacaktır. Devam ediyoruz. Diğer sorumuz. Özellikle verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı'nın batıda imzaladığı son kazanç antlaşmadır. Karadeniz'in Osmanlı'ya ait olduğunu belirten en son antlaşmadır. Tarihimiz 1739. Cevabımız Bargarat. Küçük kaynarca Osmanlı tarihi yani Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa savaş tazminatı ödedi. Yaş Kırım'ın Ruslara ya ait olduğu kesinlik kazandı. Prut Osmanlı'nın Azak Kalesi'ni geri aldığı antlaşmadır. Pasarovşa Osmanlı'nın batın, batının üstünlüğünü kabul ettiği antlaşmadır. Cevabımız Belgrad. 1. Mahmut dönemi. Devam ediyoruz. Sorumuz şöyle. 17. yüzyılda Anadolu köylüsünün büyük kısmının mallarını ve hayvanlarını bile yanlarına almadan köylerini terk etmesi hareketi aşağıdakilerden hangisiyle anılmıştır? Vakayı vakvakiye. 30'a yakın devlet adamının çınar ağacına asılması olayıdır. 4. Mehmet. Suhte isyanları. Medrese öğrencilerinin çıkarmış olduğu isyanlardır. Kadız Adeler. Şimdi değil. Vakaya hayriye Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasına verilen isimdir. Cevabımız büyük kaçkun olacaktır değerli arkadaşlarım. Devam edelim. Osmanlı Devleti'nde 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ve 1827'de Navari'nde Mısır-Osmanlı donanmasının imha edilmesi aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırmıştır. Şimdi sevgili arkadaşlarım. siz. Sizin neyi bilmeniz lazım? Tarihleri bilmeniz lazım. Sizin neyi bilmeniz lazım? Neyi? Sevgili arkadaşlarım, Navarin'de neden Osmanlı donanmasının yakıldığını bilmeniz lazım. Navarin'de Osmanlı donanmasının yakılmasının sebebi İngiltere, Fransa ve Rusya'nın Rumlara bağımsızlık verilmesi yönünde Osmanlı'ya baskı yapılmasıydı. Yani bu do olaylardan dolayı Rumlar bağımsız olacak. Yunanlar bağımsız olacak. Kabakçı Mustafa İsyanı ile 3. Selim tahttan indirildi. Bununla alakalı bir durum yok. Mora'da Yunanistan'ın bağımsızlığını elde etmesi. 2 yıl sonra Edirne Antlaşması ile Yunanlar bağımsız olacak. Mısır sorununun çözüme kavuşması tarihimiz 1840 Londra konferansıdır. Bu değil. Rus donanmasının Boğazlar'dan geçerek Akdeniz'e inmesiyle alakalı bir durumdan şu anda bahsedemeyiz. Hayır değerli arkadaşlarım. Reval İkinci meşrutiyetin ilanını hızlandıran gelişmedir. İngiltere ile Rusya arasında gerçekleşiyor. Cevabımız B şıkkı. Geldik diğer sorumuza. Osmanlı Devleti'nde birinci meşrutiyetin ilan edilmesinde ve anayasanın yürürlüğe girmesinde etkili olan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Vatan ve hürriyet Mustafa Kemal'in Şam'da kurduğu cemiyettir. Genç Osmanlılar cevabımız iddia ve teraki ikinci meşrutiyetin ilanını sağlayan cemiyettir. Hürriyet ve itilaf İttihat ve Terakki'nin baş düşmanı askeri koruna biz Havaskar Zabıtan diyoruz. Gizli karakol, milli mücadele döneminde etkin rol oynayan cemiyettir. Cevabımız Jön Türkler yani yeni Osmanlılar yani genç Osmanlılar olacaktır. Diğer sorumuz Aşağıdakilerden hangisinin 1909'a getirilen yenilikler arasında gösterilemez 31 Mart olayının sonucunda 2. Abdülhamit tahttan indirilmesi 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi üzerine 1909'da kanuni esası değişikliğe uğramıştır. Tamam Basın üzerinde sansür kaldırıldı. Bu bir. Padişah'ın sürgün yetkisi kaldırıldı. Padişah'ın ve veto hakkı sınırlandırıldı. Ayarla... Bu ne oğlum? Bunu bırak. Hükümetin meclisi artık her şey meclisin eline geçiyor değerli arkadaşlarım. Ayanların varlığı 1808 senedi ittifakla tanınacak değerli arkadaşlarım. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra yaşanan bir gelişmeyle değil. Devam ediyoruz. Sorumuz şöyle. Bu göç ve bu göç ve iskan faaliyetleriyle durumlarından hangileri arasında paraleli kurulabilir bakalım. Balkan Savaşları'ndan 1. Dünya Savaşı'na kadar 400 bin muhacir Anadolu'ya göç etmiş ve devlet tarafından iskan edilmiştir. Tamam. Şimdi bu olayın sonucunda Anadolu'da nüfus artacak mı? Artacak. Türklük birinci güçlenecek mi? Güçlenecek. Çünkü bu olaylarda biliyorsunuz ki Osmanlıcılık fikir akımı önemini kaybediyordu. Anadolu'nun nüfussal yapımı ve sosyal yapısında değişiklik olacak mı? Olacak. Cevabın en Öyle yorumlar yapabiliriz. Devam ediyoruz. Bu durumun oluşmasında aşağıdaki olayların hangisinin olumlu etkisinin olduğu söylenebilir. Osmanlı devleti Rusya'ya karşı savaştığı Kafkas cephesinde bir taraftan Sarıkamış Harekatı ile büyük kayıplar verirken diğer taraftan Ermeni isyanlarıyla uğraşmak zorunda kalmıştır. Bütün bunlara rağmen daha önce Berlin Antlaşması ile kaybettiği Kars, Ardahan ve Batum'u geri almayı başarmıştır. Çünkü bir olay yaşanıyor. O olay Rusya'da ortaya çıkıyor. Biz bu olaya ne diyoruz? Bolşevik ihtilali diyoruz. Yani Bolşevik devrimi. Bu sebeplerden dolayı Ruslar savaştan çekiliyor. Kars, Ardahan ve Batum geri veriliyor. Wilson son ilkeleri. Birinci Dünya Savaşı sırasında ABD Başkanı tarafından yayınlanan ilkelerdir. Turancılık. Enver Paşa'nın idealidir. Orta Asya Türklerini tek çatı altında birleştirme ideali. Tecir. Kafka cephesi sırasında Ermenilerin güvenli bölgeye taşınması göç ettirilmesidir. ABD'nin savaşa girmesi. Biliyorsunuz ki savaş gemileri batırılıyor. Yer aldı. Yer altı ne oğlum? Denizaltı. Yeraltı. bismillah. <laughs> Devam edelim. Diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi? 1908-1918 yılları arasını kapsayan ikinci meşrutiyet dönemi olaylarından biri değildir. 1909'da ne oldu? 31 Mart vakası yaşandı ve 2. Abdülhamit tahttan indirildi. Trablus 1911. Osmanlı Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını İtalya'ya kaptırdı. Balkan 1912-1913 yılları arası. 2. Meşrutiyet dönemi. Osmanlı Balkanlar'da büyük kayıp yaşadı. Birinci Dünya Savaşı 1914 ile 1918 yılları arası zaten İttihat ve Terakki idare ediyor. Kurtuluş Savaşı 1919'da başlayıp 1923 yılında sona eren savaştır. Milli mücadele. Diğer sorumuz. Aşağıda verilen müdafaa hüku cemiyetleri ve milli ve mücadele ettikleri devlet eşleştirmelerin, eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bölüm Şimdi bilmemiz lazım. Kars İslam doğuda kuruldu değerli arkadaşlarım. Ermenilere karşı mücadele verilecek. İngilizlerin savaş hazırlığı yaptığını duyan bu cemiyet hemen harekete geçecek. Doğu denilince aklımıza Ermeni geliyor. Trakya Paşeli Rumlara karşı Kili... Oh. İzmir'in işgaline karşı değil mi? Rumlara karşı yani Yunanlılara karşı. Şark vilayetleri Doğu Anadolu müdafaa hukuk Ermeniler. Sevgili arkadaşlarım Kilikyalılar Çukurova ve bölgesinin etkinliği götürerek Fransız ve Ermenileri karşı savaşacaktır. Diğer sorumuz. Şöyle 1. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalarda yer alan fakat Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası Osmanlı topraklarına yönelik işgallere katılmayan devlet hangisidir? Sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz ki bu devlet brest litovsk Antlaşması ile savaştan çekilmişti ve artık gizli antlaşmalarda değişiklik yapılacaktı. Bu devlet Rusya'dır. İngiltere. Bakın bunlar Orta Doğu'yu istiyor. Paris Konferansı'nda İtalya'yı verecekler. Ee, ne diyorum ben oğlum? Bismillahirrahmanirrahim. Paris konferansında İzmir'i verecekler ve İtalyanlar büyük tepki gösterecek. Cevabımız Rusya olacaktır. Hadi bakalım. Geldik diğer sorumuza. Yukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı Devleti'nin Bondros Ateşkesi'ni imzalamasına sebep olmuştur? Osmanlı ne oldu da Ateşkes Antlaşması'nı imzaladı? Bakalım. Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi sonucunda Osmanlı ile Almanya'nın kara bağlantısının kesilmesi. Önemli etkenler arasında. Osmanlı'nın savaşacak gücü artık kalmamışa değerli arkadaşlarım. Bulgaristan'da çekilince isabet oldu. Wilson prensiplerinden cesaret alınıyordu. Niye hocam? Çünkü Wilson şunu diyordu. Diyor ki yenen devletler yenilerlerden, yenilerlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak. O yüzden Osmanlı buna güvenecekti. Cevabımız ya Hadi bakalım. Diğer sorumuz. Aşağıda verilenlerden hangisi? Amasya genelgesi için doğru bir bilgi değildir. Tarihimiz 22 Haziran 1919 değil mi? Cevat Abbas genelgeyi hazırladı. İhtilal beyannamesi. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi, amacı ve yöntemi belirtildi. Gerekçe neydi hocam? Vatanın bütünlüğü milletin istiklali tehlikelidir. Amaç ve yöntem neydi hocam? Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. İşgalciler ve İstanbul hükümetine bir tepkidir. Çünkü İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Milli mücadele... Bunu bırak. Program mı? Program. Tamam. Kurtuluşun tek elden yürütülmesi için ortam hazırlanmaya çalışılmıştır değerli arkadaşlarım. Ne diyorlar? Güvenli bölge olan Sivas'ta bir kongre toplanacak. Milli mücadelenin ilk genelgesi Amasya değil değerli arkadaşlarım. Havza'yı unuttuk mu? 28 Mayıs 1919. Mustafa Kemal ne diyor? Genelgeler. Bu genelgelerle beraber protesto mitingleri yapılıyor. Hadi bakalım diğer sorumuzu. Son Osmanlı Mevzusal Meclisi'nde alınan misak milli kararları içerisinde aşağıdaki konulardan hangisi yer almamıştır? Boğaz var mı? Var. Azınlık? Var. Kapitülasyon? Var. Dış borçlar var. Tazminat? Yok. Sınırlar var. Sınırlar. Dikkat edin. Özellikle şu çok önemli değerli arkadaşlarım. Şu çok ama çok önemli. Lozan'la bu kaldırılacak. Misak-ı Milli'nin en önemli maddesidir bu. Niye? Çünkü ekonomik bağımsızlığı sağlayacaksın sen. Cevabımız şıkka. Dikkat. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. O yüzden devam ederim. Aşağıdakilerden hangisi bu dönem içerisinde faaliyet gösteren siyasi gruplardan biri değildir. 23 Nisan 1920'den 1 Nisan 1923'e kadar görevde kalan 1. Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partiler yoktur. Ancak değişik fikir ve düşüncelere sahip gruplar ile çok sesli ve demokratik bir yapı vardı. Müdafaa Hukuk Mustafa Kemal'in grubu. Tesanüt İttihatçıların grubu. Yusuf İzzet Paşa. İstiklal Mustafa Kemal'i destekleyenler. Bu, bu, gitmişti zaten. Islahat yenilik isteyenler. Cevabımız iddiadı. Teraki 1. Dünya Savaşı'ndan sonra artık kendini fes Devam edelim. Bir diğer sorumuz. Sovyet Rusya'nın bu yardımı aşağıdaki antlaşmalardan hangisi gereğince yaptığı söylenebilir. Kurtuluş Savaşı sürecinde Sovyet Rusya 11 milyon altın ruble, 100 bin lira değerinde külçe altın, 37.812 tüfek, 324 makineli tüfek, alt, 66 top ve bunların cephanesini Türk ordusuna göndermiştir. Oo. Gömre. TBMM'nin ilk askeri ve siyasi başarısı. Ankara. Güney cephesini kapatan antlaşma. TBMM'nin varlığını tanıyan ilk itilal devleti Fransa. Moskova cevabımız. Brest-Litovsk. Rusya'nın 1. Dünya Savaşı'nda çekildiği antlaşma. Berlin, Kars, Ardahan ve Batum'un Ruslara bırakıldığı antlaşma. Cevabımız Moskova. Çünkü TBMM Rusya ile Moskova antlaşmasını imzaladı. Artık birlikte hareket edeceklerdi. Müttefiklik antlaşması. Dostluk bağlarını güçlendirme. Ama Ruslar Çıkarlar olmadan bunu yapmaz. Devam. Batumu ilk taviz olarak verecek TBMM. Aşağıdakilerden hangisi? Hürriyet, adalet, eşitlik, demokrasi kavramlarına dayanan Cumhuriyet yönetiminin siyasi, sosyal ve ekonomik yaşantımıza etkileri arasında kesilmez. Kadınlara seçme ve seçilme. Bu eşitlik ve demokrasiyi güçlendirir. Kanun önünde eşitlik tamam. Mirasta kız ve erkek çok çocuklarına eşit pay. Bu Muhalefet partileri demokrasi içindir. Egemenliğin belli bir gruba verilmesine biz oligarşi diyoruz. Bu Türkiye'de görülmeyen bir durumdur. Bu cumhuriyet cumhuriyete aykırıdır. Cumhuriyet halkın yönetimidir. Cumhuriyet ulus egemenliğine dayanan devlet biçimidir değerli arkadaşlarım. Grup değil. Diğer sorumuz. Batılıların Doğu Asya'dan atılmasını öngören yeni düzeni ilan eden devlet hangisidir? Kim olacak? Japonya. İtalya. Mare Nostrum. Bizim deniz. Almanya. Hayat sahası. İngiltere. Yatıştırma politikası. Fransa. Almanya'ya karşı Mecinot hattını oluşturacak. Ama başarısız cevabı Japonlar. Diğer sorumuz. Bu gelişmeler karşısında ABD arkadaşlarım diyor ki hocam çağdaştan daha fazla soru ekler misiniz? Çağdaştan 3 soru geliyor değerli arkadaşlarım. Ben sınava göre hareket ediyorum. O yüzden kusura bakmayın. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ile ilgili bolca soru var kanalda. Bu gelişmeler karşısında ABD ilk kez SSCB'nin karşısına aşağıda verilen doktrinlerden hangisiyle çıkmıştır? Ha bu doktrinle Artık soğuk savaş başlıyor. ABD'nin 1945-47 arasında yalnızlık politikasına dönmesiyle dünyaya hızlı bir şekilde komünizm yayılmaya başlandı. ABD artık Monroe yok diyor. Türkiye ve Yunanistan'a yardım yaparak göz veriyor. Nixon yumuşama döneminde Nixon'ın başlattığı politikadır. Monroe doktrini gibi düşünün. Marshall Avrupalı ülkelere yardım. Kennedy'yi tanıyoruz değil mi? Kruçev ile görüşme gerçekleştiriyor. Eisenhower ABD'nin Orta Doğu politikası. Cevabımız Truman. Diğer sorumuz. Bunlara dikkat ediyoruz. Bunlara dikkat ediyoruz. Gelecek. Aşağıdakilerden hangisinin Kıbrıs meselesiyle ilgili? Kıbrıs meselesi. Ben ilgiliyi nereden çıkardım? Kıbrıs meselesiyle bir bağı yoktur. Tamam. İngiltere'nin 1950'li yıllarda Kıbrıs'tan çekilmeye karar vermesi Kıbrıs meselesini gündeme getirmiştir. Akritas ne diyor? Diyor ki Türkleri ani bir darbeyle yok edeceğiz. Enosis Kıbrıs'ı Yunanistan'a katma düşüncesidir. Bakın örgüt ayrı, düşünce ayrı. EOKA, Yorgo Grivas önderliğinde kuruldu. Amaç Enosis'i daha da güçlendirmek. Kıbrıs'ı Yunanistan'a katmak. KALUNUEL, Kıbrıs'ın Türk köylerini yağmalanmasıdır. Yani Kıbrıs'taki Türk köylerin yağmalanmasıdır. Rumlar bunu yapıyor. Sirep Renitsa. Bu nedir hocam? Sırpların katliamıdır. Sırplar güvenli bölgeye asker çıkarıyor değerli arkadaşlarım. Srebrenica ne dedim oğlum Srebrenica değerli arkadaşlarım Bosna savaşları ile ilgilidir beğeni paylaşmayı unutmuyoruz bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle son prova gelecek bilgiyle kalın tarihiyle kalın kültürle kalın hoşça kalın